Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Değerli arkadaşlar, kıymetli hocalarım, deneme yanılma yoluyla elde edebildiğim, öğrenebildiğim bir uygulamayı, yani pratik olarak bize zaman kazandıran bir uygulamayı sizlerle paylaşmak istiyorum. DBS'de sınıflarımıza etkinlik yükleme ile alakalı. Başlarken cümlenizi hürmetle, muhabbetle selamlamış olalım. Kıymetli hocam, DBS'de sayfamı açtım. Buraya hepimiz aşinayız. Şimdi bendenizin bir dersi 7 sınıfa verme durumu var. Birçoklarımız da aynı şekilde. Hadis tarihi ve usulü dersini 7 ayrı sınıfa veriyoruz. Bir sınıfa etkinlikleri yüklüyoruz. Sonra ikinci sınıfa, üçüncü sınıfa, dördüncü sınıfa hepsine ayrı ayrı etkinlik yüklüyoruz. Acaba sınıfın birisine etkinliği yükledikten sonra bunu diğer sınıflara kısa yoldan kopyalamak mümkün mü? Evet, bu mümkün. Belki birçok hocamız bunu yapıyordu. Ben bir iki haftadır öğrenebildim. Bu tecrübeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi bu paylaşımda bir sınıftan diğer sınıfa etkinlik aktarmada bir hedef sınıfımız var, etkinliği aktaracağımız. Bir de kaynak sınıfımız var. Kaynak sınıfımızı iyi tespit etmiş olmamız gerekiyor. Şimdi şuradan bir sınıfı açtım. Bu sınıf bizim kaynak sınıfımız. İşte önümüzdeki hafta 22 Mart, 28 Mart. Buraya etkinlikleri yükledim. Buna zaten hepimiz aşinayız. Etkinlikleri yüklüyoruz. Şimdi bu etkinlikleri diğer sınıflara aktaracağız. Fakat diğer sınıflara aktarım yaparken bir problemimiz var. O da nedir? Bu sınıfı tespit edebilmek. Maalesef DBS'de sınıfların, yani şubelerin isimleri yazılı değil. Fakat her bir sınıfın kendine ait bir kodu var. Kodu nereden öğreneceğiz? Belki daha kısa öğrenme yolları vardır. Kodu öğrenmek için sınav ekleme ihtiyacı hissettim. Yani sınav ekleyerek kodu öğrenebiliyoruz. Normalde vize sınavı, final sınavı ekliyoruz ya, 5 Nisan, 11 Nisan'a bir vize sınavı ekledim. Mesela sizler de ekleyebilirsiniz. Vize sınavı ekledik. Bu sadece ismi sınav, soru falan yok. Sınav düzenle diyorum. Yani bu efendim parantez bilgi. Bunu göstermemdeki gaye kaynak sınıfın kodunu tespit etmek. Şimdi şuradan ekle diyoruz. Yeni bir soru. Çoktan seçmeli. Ekleyeceğiz. Ekle diyoruz. Evet. İşte şurada sınıfın kodu çıktı hocam. 17108101067. Yani kaynak sınıfımın kodu bu. Aktarmayı yaparken bu kod lazım olacak. Onun için bu kodu efendim ne yapıyorum? Kopyalıyorum. Bu kodu kopyaladık. Şimdi tekrar bu parantezi kapatıp asıl meselemize, ma nahnu fihimize dönelim. Kaynak sınıfımız burası. Kaynak sınıfımızda efendim 22 Mart, 28 Mart'a etkinliklerimizi ilave ettik. Bunları diğer sınıflara aktaracağız. Tekrar sayfaya dönüyorum. Evet, şu sınıfımız kaynak sınıfımızdı. Bu sınıfta hedef sınıfımız. Şimdi hedef sınıfımızı açıyorum. Ve hedef sınıfımızda şu çark ile gösterilen yerde içeri aktar diye bir seçenek var. İçeri aktar seçeneğini tıklıyorum. Bana efendim bir kısım seçenekler sunuyor. Diyor ki siz içeri aktaracağınız bilgiyi şu sayfada gözüken kaynaklardan hangisinden aktaracaksınız? Yani onu işaretleyip oradan aktarmam gerekiyor. Bunun için kaynak sınıfın kodu lazımdı. Kodu şuraya yazıyorum kıymetli hocalarım. Daha önce yazdığım için otomatik olarak çıkıyor. Kaynak sınıfımın kodu efendim bu. 107108101267. Yani az önce efendim etkinlikleri yüklediğim sınıf. Bunu ara diyorum ve bu sınıfımız efendim gördüğünüz gibi çıktı. Hadis tarihi ve usulü 2. Bunu işaretliyorum ve devam diyorum. Efendim şu bilgilerin hepsini aktar diyorum. Bunlar da bir tercih
yapmayacağım. Gerek yok yani, denedim, herhangi bir gerek yok. Şimdi kıymetli hocalarım, şurada gördüğünüz gibi haftaların hepsi çıktı işaretli olarak. 8 Mart, 14 Mart, 15 Mart, 21 Mart, efendim bütün haftalar. Ama biz hangi haftayı aktaracağız? 22 Mart, 28 Mart haftasını aktaracağız. Eğer sadece aktaracağımız haftayı seçmezsek, bütün bilgileri yeni sınıfa kopyalayacaktır. Bunun için, evet, şu baş tarafta, efendim, hiçbirini aktarma seçeneğini işaretliyorum. Ve bütün haftaların başındaki tikler kalktı. Bu defa ben, efendim, 22 Mart, 28 Mart haftasına geliyorum. Efendim, şunu işaretledim. İşte bir slaytımız var. Bir tane efendim, internetten bir adresin bağlantısını paylaşmışız. Bir de canlı dersimiz var. Bir de 5. hafta işte ders özetleri diye bir paylaşımımız var. Onları işaretliyorum. Şimdi geldik en aşağıya. Sonraki diyorum. Burada gördüğünüz gibi çarpı işaretleri var. Mesela 22 Şubat, 28 Şubat çarpı. Yani bunlar aktarmayacak. Hepsinde çarpı var. Ama nerede tik var? 22 Mart, 28 Mart. Onu işaretledik ya. Bunlar işaretlenmiş. Ve biz aşağıya içe aktar diyoruz. Efendim aktarıyor. Ve devam diyerek son noktayı koymuş oluyoruz. Şimdi kontrol paneline geldim. Hedef kaynak sınıfım şurasıydı. Hedef sınıfım burasıydı. Hedef sınıfımı açıyorum. Efendim geliyorum 22 Mart, 28 Mart'a. Gördüğünüz gibi etkinliklerin hepsi buraya kopyalanmış. Bir tane daha yapalım. Tekrar kontrol paneline döndük. Şimdi 3. sınıfa. Hedef sınıfımız bu. Efendim içeri aktar dedim. Ve şuraya kaynak sınıfın kodunu yazdım. Ara dedim. Sınıfımız çıktı. Bunu işaretledim. Efendim devam dedim. Sonra evet buradaki bütün bilgileri aktarabilir. Onu denedim. Demin de belirttiğim gibi bir sorun olmuyor. Şurada hiçbir seçeneğini tıklayarak efendim bütün haftaları pasifleştirdim. Sonra aktaracağım haftaya geldim. 22 Mart, 28 Mart haftası. Aktaracağım etkinlikleri işaretledim. Ve sonraki, evet, gördüğünüz gibi hepsinin başında çarpı işareti var. Yani çarpı işareti olan haftaları ve etkinlikleri aktarmayacağını belirtiyor. Tik olanları aktaracağım diyor, haberin olsun. 22 Mart, 28 Mart. Yine sayfanın sonuna geldik. İçe aktar diyoruz. Şu anda aktarım devam ediyor. Ve devam diyerek tamamlamış oluyoruz. Kontrol paneline geldim. Ve 3. sınıfımı açıyorum. 22 Mart, 28 Mart haftasına bakıyorum ve materyaller eklenmiş. Burada şöyle bir soru sorulabilir. Efendim kaynak sınıf işte A şubesi olsun. Hedef sınıfımız da C şubesi olsun. Canlı dersi aktarırken kaynak sınıfta canlı dersin saati takvimi farklı. Hedef sınıfta canlı dersin saati takvimi farklı. Bu nasıl olacak? Kıymetli hocalarım, onun da çok kolay bir çözüm yolu var. Efendim canlı dersi eklediğimiz zaman hiç tarih belirtmemize gerek yok. Yani bir sınıfa, ilk sınıfa, kaynak sınıfa canlı dersi eklediğimizde herhangi bir tarih belirtmeyelim. Mesela şöyle düzenlemeyi aç diyorum. Bir tane örnek göstermek istiyorum. Şu haftaya bir canlı ders eklemek istiyorum. Canlı ders kaçıncı hafta? O 6. hafta. 6. hafta canlı ders. Şurada oturum için zaman ayarla var ya. Bunları etkinleştirirsek bahsettiğimiz saatte ve takvimde derse girmemiz gerekiyor. Hiç bunları etkinleştirmeye gerek yok. Nasılsa öğrencilerimiz hangi saatte derse gireceklerini biliyorlar. Bunları etkinleştirmeden kaydet ve göster diyorum. Şu anda dersimi ekledim. Şu anda istesem derse katılabilirim. Ama öğrencilerimiz dersin saatinin ne zaman olduğunu,
hangi vakitte olduğunu bildiklerinden dolayı o saat geldiği zaman buradan derse katılıyoruz. Hatta bunun da bize sağladığı faydalar var. Zaman zaman saati yanlış girebiliyoruz, takvimi yanlış girebiliyoruz. Onun için canlı dersi eklerken öğrencilerimiz saati biliyorsa, biz de o saatte derse giriyorsak hiçbir sorun yok. Dersin takvimini de ayarlamaya gerek yok. Sadece canlı ders eklemek yeterli. Evet, kıymetli hocalarım, tekrar isterseniz bir tane daha örnek göstereyim. 3 sınıfa aktarmıştık. 4. bir sınıfa aktarıyorum. İçeri aktar dedim. Efendim, kaynak sınıfın kodunu buraya yazdım. Ara dedim. Kaynak sınıfımız çıktı. Bu ilk bilgileri yüklediğimiz sınıf. Efendim, devam dedik. Evet, şunları ekleyeceğim diyor. Eklensin mi? Biz de ekliyoruz. Sorun yok. Efendim, hiçbiri işaretini tıklıyoruz. 22 Mart haftasına geliyoruz ve evet, aktaracağımız etkinlikleri işaretleyip sonraki içeriye aktar ve devam diyoruz. Efendim, bu sınıfımıza da materyaller gördüğünüz gibi eklenmiş oldu. Ümit ediyorum faydalı olmuştur. Ümit ediyorum anlaşılır bir şekilde anlatabilmişimdir. Tekrar hürmetlerimi, muhabbetlerimi iletiyorum. Allah'a emanet olunuz.